Bizim askerlerimiz yeşil koridorlar teklif ediyorlar onlar için, hatta kaçmaları için araç da veriyoruz. Daha güvenli bir bölgeye dahliye ettirmesi için, ama milliyetçiler bunu yapmaya izin vermiyorlar. Daha fazlası yabancı vatandaşlara, Ukrayna'da yaşayanlara, kendi elçiliklerine gitmeyi kovuyorlar ve kendi Ukrayna vatandaşlarına bile mermisi gibi kullanmıyorlar. Onların arkasında saklanıyorlar. Büyük yüksek evlerde yaşayan insanlar, yukarıdaki katlarda insanlar yaşıyorlar, ama ilk katlarda ise mühimmatları saklıyorlar, silahları saklıyorlar, onları her an patlayabilir, böyle bir insansızca davranış sergiliyorlar. Tekrar ediyorum, bizim askerlerimiz sivillere asla saldırmıyorlar ve maalesef kendi sıralarından kayıpları yaşıyorlar. Onlar kendi vatanları için orada savaşıyorlar. Bütün ölen askerlerin ailelerine devletten yardım olacaktır. Size 7.400.000 ruble gönderilecektir. Ayrıca her ay size para vereceğiz. Ama ondan da başka her ay ve bütün kahramanlarımıza, orada çalışan askerlere, görevde olan askerlere 5 milyon ruble alacaktır. Operasyon sırasında bütün gereken güvenceler ve sigortaları sahip olacaklar. Özellikle kiralık çalışan askerlere çok avantajlar sağlanacaktır. 2 milyon 960 bin ruble verilecektir. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecektir. Bütün bunlar artık kanunen gerçekleşecektir. Bütün silahi ve kuvvetlerimizde görevde olan askerlerimize 3'er milyon ruble verilecektir. Çünkü oradaki askerler Rusya için savaşıyorlar. Donbas ve Ukrayna'da işkence gören Ruslar için savaşıyorlar. Ve onlar bize nükleer silahla tehdit ediyorlar. Biz ise kendi askeri kuvvetlerimizle gurur duymalıyız ve orada ölenler için, onları unutmamak için her şeyi yapacağız. Onların ailelerini destekleyeceğiz, çocuklarına eğitim vereceğiz. Lütfen onların anlarını yaşayalım. Başlayabiliriz. Уважаемые товарищи. Хочу сказать, что sevgili vatandaşlar, bunu söylemek istiyorum ki bu özel operasyonlar grafik boyunca gidiyor, planladığımız gibi ve bütün koyduğumuz planlar çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Savunma Bakanımız şu an size daha detaylı anlatacak. Vladimir Putin'in açıklamalarının bir bölümünü getirdik ekran.